Yapma. Efe'yi de sökleyeceğim. Vallahi Efe'si adını vermeyeceğim. Gel. Abo. Şimdi... Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Tekrardan bizim damdayız arkadaşlar. Bizim damda güzel bir video çekeceğiz. Rabbim nasip ederse inşallah. Başlıkta gördüğünüz gibi elimize iki tane kuş var. Bir tanesi geçen haftadan böyle beklediğimiz bir tanesi. Sonunda kırmızı sarı kişbir bulduğumuz kırmızı kişbir sonunda geldi arkadaşlar. Bu kırmızı kişbir de İzmir kuşu. Bu da bizim Turgay'dan bize geldi. Şimdi bir onu gösterelim. Üst dama koyduk. Onun da kanatları kısa. İkincisi geçenlerde Eyüp abiyle Eyüp abinin videosunu çekmiştik. Orada bize hatta kısa bir video paylaşmıştım. Beşi gördüğünüz TikTok'ta, Instagram'da falan paylaştım ama YouTube'da paylaşmamıştım. Kısa bir video paylaşmıştım. Çakmaklı posta kendisinde yıllardır olan bir kuş. Yani nereye satsa tekrardan gelen bir kuş. Yani nesline özellikle çok kefil olduğu bir çakmaklı posta. Dedi ki Mustafa kardeşim bunu ben sana vereyim dedi. Sen de genelde çakmaklılar falan yavru atıyorsun dedi. Bunu değerlendir dedi. Bize o zaman zorla bu kuşu verdi. Yani biz de getirdik dedik ki ne yapabiliriz bu kuşu. Sonra getirdik. Buradaki bu tutsakları koyduğumuz yere koyduk biz. Şimdi o kuşu göstereceğim. Onun dışında biz şu üstte iki tane dişi bizimdi. Bir tane erkek bir yerden ayarlayıp getirmiştik çakmaklı. O çakmaklı da maalesef dişi çıktı. Haftalardır çift olmasını bekliyoruz. Geçen gün bıraktık. Maalesef o da dişi çıktı. Yani kuşun tipini biraz daha yakından göstereceğim size. Dersiniz ki ya bu kuş nasıl dişi çıkar diye çok şaşırırsınız. Ben de vallahi çok şaşırdım yani. Şimdi o çakmaklı dişiyi de buraya koydum ben. Onunla o ikisi birbirini tamamlamışlar arkadaşlar. Yani bu fırsatta ikisi burada çift olmuşlar. Bir onlara bakalım. Yani burada şu an 3 çift olmuş oldu. Şurada 20'nin üstünde bir çift olmuş oldu. Bakalım yani nasıl olacak. Ama burada çok kuşu bekletemeyeceğiz arkadaşlar. Yani yaklaşık 2-2,5 ay sonra dama başladığımızda burayı mecburen sökmek zorunda kalacağız. Çünkü komple bir yer olmuş olacak. Burada hiçbir şey kalmamış olacak. O zamana kadar yavrulatalım mı yoksa ne yapalım? Hep beraber hep beraber yorumlarınızı kesinlikle bekliyorum. Yani dediğim gibi dam tek bizim damımız değil. Sizin de damınız. Yani sizin fikirlerinizle bizim fikirlerimizle ikisini ortak bir noktada güzel bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Maşallah kuşlarımız çok güzel olmaya falan başladı. Güzel verimler almaya da başladık. Hakkımız hayırlısı, niyetimiz var. Rabbim de nasip ederse inşallah en güzelini yapmaya çalışacağız. Şimdi bunlara bakalım, sonra da çıkalım da hava yağmurlu, daha yağmur başlamadan güzelce bir kuşlarımızı uçuralım. Bu kuşlarımıza geçmeden önce arkadaşlar, bunlara tam başlamadan önce buradaki dediğim çakmaklıya falan bir bakalım. Onun dışında bizim Urfalı güllerden bir çiftini de bırak koymuştuk. Onlara da bir bakalım. Ama dur bakayım. Bunlar biraz sıkıntı ama. Ya şu çakmaklımız var ya. Dişi çıktı. Resmen şoktan yani bu kuşla ilgili. Nasıl dişi değil mi arkadaşlar? Bu kuş nasıl dişi çıkar ya? Kuş var ya mükemmel bir şey ama dişi çıktı ya. Ben çok şaşırdım buna. Ama var ya süper bir şey. Erkeğimiz de bu arkadaşlar. Bu kuşun yaşını yorumlarda sormuştum. Benim tahmini yaşım 12 falan bence var. Bununla bu çakmaklı çift olmuşlar. Burada 2 gün içerisinde hemen burada çift olmuşlar da. Bunlar burada kalsın mı kalmasın mı bilmiyorum. Şu tarafta yer kalmadı. Çünkü ben bir çifte ineceğimden dolayı burada yer kalmadı. Olmazsa bunlar burada kalsın mı arkadaşlar? Yani buradan oturtalım bunları da. Urfalı güllüler de burada zaten. Onun dışında bu diğer çütlümüz de burada. 3 çift burada olmuş oluyor. Bak yumurta tarzı olmuş oldu. Olmazsa Urfalı güllüler için tamam mı? Burayı hatırladınız. Buraya bir sandık çakmıştık. Hatta yumurtada yatıyorlardı burada. Buraya tekrardan bir sandık çakalım. Tamam mı? Bunları ise bunu da bu üste çıkartalım. Yerde kalmasın. Bunlar da üstte otursun. Baştan kara da biraz daha. Geçen hafta dışarıya falan bıraktım da. Şu an biraz daha iyi yani. Ama burada kötü bir hastalık geçirmişti yani.
Lan çarpmakla sen nasıl dişi çıkarsın ya? Abi şu kafa yapısına falan bak, dişi demek imkansız ya. Dişi çıktı haftalar sonra, bunun yani geçen o çarpmak ne açıldığını görünce diş olduğunu anladım yani. Bunlar da burada. Sizce yorumlarınız nedir arkadaşlar? Bu çarpmaklı kaç yaşında? Sizin tahminleriniz nedir? Bu ikisi de çift olmuşlar. Dur sen de çık. Üste çık. Çık lan. Çıksana üstte oğlum. Dur. Neyse. Bunlar burada kalsın arkadaşlar. Burada 3 çiftimiz var. Bunların bizzat kendi yavrusunu almak isterim çünkü soyu sopu sağlam çok kuşları ihtiyacımız var zaten. Olmazsa doğursunlar. Baktık doğurdular. Yaşlandılar ve belki yumurta cırtmak olursa, eğer damar tutmazsa bizim diğer kişiler gibi, artık yaşlarda öyle ihtimali çok veriyorum. Bizim diğer taraftaki yumurtalardan altına kadar değerlendiririz. Urfalı güllüler de burada tekrardan otursunlar. Burada yavruya baksınlar. Geçemiyor dedik, sahiplendiririz de sahiplendiremedik bunları. Şu anlık burada elimizde. Bunların da yavrusu çıktığı gün öldü, maalesef bakamadılar. Şimdi tekrar da yumurta tarzı olmuş ya da merak ediyorum bunların yavrusunu da. Şimdi hemen diğer tarafa doğru geçelim. Şimdi ise bu tarafa geldik. İspanyollar çift oluyorlar mı ne? Şunu söyleyeyim arkadaşlar, şunlar da çift olmuşlar. Hatta neredeler lan? Sandıklarına mı girmişler? Bir dakika. Hadi inşallah. Aa, çift olmuşlar. Abi var ya, bu var ya, ikisi çok güzel bir çift oldu. Bunları var ya, yavrularını bekliyorum. Lan çakmaklı, senin burada ne işin var? Senin burada ne işin var? Şimdi ne oluyor biliyor musunuz? Şuradaki yavru kaçıp buraya geliyor. Buradaki yavru kaçıp bir tanesi şu tarafa gidiyor. Bu sefer diğer yavrular küçük. Onlarla ilgili bir sıkıntı çıkıyor arkadaşlar. En sevmediğim bir nokta. Abi bunlar çift olmuşlar ya. Sonunda. Tamam, bu taşı buradan çıkartabiliriz artık. İyi, bunlar çift olmuşlar. Biraz önce yenilemeye bıraktım zaten kuşları. Ha, çift olmuş ama çıktı, bak kara çıktı. Gel. İyi, seçmiş oldular. Tamam. Bunlar çift olmuş oldu. Şöyle bir durum var arkadaşlar. Sarı karanfille kırmızı karanfille geçen videoda da... Aa, bak karanca da çıktı bak. Tamam, bunlar çift olmuşlar arkadaşlar. İyi, güzel güzel bir çiftliğimiz daha olmuş oldu. Yerini de orayı da seçtiler. Tamam, yer sıkıntısı da çekmeye başladı. Şöyle bir durum var arkadaşlar. Sarı karanfilli ile kırmızı karanfilli burada yemiyor. Geçen videoda gösterdim. Geçen sefer de aynı sormuştu. Videoyu izleyen arkadaşlar varsa, yavru biraz büyüyor. Tamam mı? İki yavru şu kadar oluyor. Geçen gösterdim. Sonradan ikisine bakamıyorlar. Bir tanesi zayıf kalıp ölüyor arkadaşlar. Anladım ki bu yüksek kuşlarda biraz daha bunların gücü potansiyeli mi yetmiyor? Yavru da iri olduğu için bakamıyorlar mı? Bir dahakine şey yapalım. Bunların yumurtasının birini kaydıralım. Maalesef yavrusunun bir tanesi sabah geldiğinde ölmüştü yani. Bunlar çift olmuş mu burada? Oğlum ayrı durmalıyız. Biz sen yakışıklı bir adam getirdim işte. Şimdi bunları çift yaparsak, tamam mı? Şu an aklımdan geçen ne var biliyor musunuz arkadaşlar? Bunlar çift olsun. Bunların yavrusu güzel. Şu karalıcalar maşallah, bunlar çift oldu. Bunlardan güzel bir şey bekliyorum. Onun dışında bunların yavrularını sabırsızlıkla bekliyorum. Çünkü bunların yavruları şahane. Çünkü bir de burada ne eksiğimiz kaldı biliyor musun? Şu bu sefer damar tutarsa İstanbullular sonunda tuttu maşallah, inşallah bunların yavrusunu alacağız. Vallahi aklımda iki çift kaldı, onları da yaparsam başka hiçbir şey kalmadı. Son videolarda bir iki çift dedik ama birini çözdük.
bir yukarıda karıştı, kulübeyiz kaldı, onun acelesi kalmadı. Şu da hallolursa, şu da hallolursa, şu da damar tutarsa burada postalarla ilgili bir sorunumuz kalmadı. Onun dışında çağçilimiz 3 tane, bir dişi çağçil ayarlayıp çağçilleri de biraz türetmek istiyorum. Hem damı maliyeti için hem de kuşumuzu biraz daha çağçilini sevdiğim için çoğaltmak istiyorum. Onun dışında çütlüyle ilgili hiçbir sıkıntım kalmadı. Bak hepsi maşallah yerlerine çok güzel bir şekilde toparlanmaya başlıyor. Şimdi dur şuradan şeyi de gösterelim mi? Şurada da yavru var bir de. Tamam, hepsi büyüyor Allah'ın izniyle. Şurada hava postalar vardı. Bunlar da burada büyüyor. Bu son attığım çiftlerden bunların da yavrular çıktı. Bunlar da büyüyor. Bunlar da numbeklerin yavrusu arkadaşlar. Buna ikisini biraz değişik vermişlerdi. Çözemedim. Maalesef yavrunun bir tanesi öldü, bir tane kaldı. Kırmızı karanfilli. Bakalım hele hakikaten hayırlısı. Keşke yavrunun bir yumurtanın birini ayırabilseydik. Şu bizim geyiklere ya. Hayırlısı. Bu kadarın çift olmasına var ya çok sevindim ya. Yemin ederim var ya. 10 gündür ben 15 gündür bunlarla uğraşıyordum. Ve şurada bir iki boşluklu yerimiz vardı. Şurayı seçmeler daha güzel olmuş. İnşallah güzel bir verim alacağız Allah'ın izniyle. Çift olsunlar. Yani kapatma süreci bitti yani burada. Şimdi bunları da gösterdiğimize göre artık üst tama doğru geçelim. Kuşlarımızı, rödelvanlarımızı uçuracağız. Bir karım set ya. Bir de su çocuğu bakalım. Bu sarı kişiyle erkeği bulduk. Birazdan yukarıda. O da birazdan size yukarıda göstereceğiz onu da Allah'ın izniyle. Şimdi gel hele gel sen gel hele. Nasıl oldun bakalım hele. Büyüdün mü? Abo. Aslan parçası. Büyüyor büyüyor. Dur kanatlara başlıyor. Nasıl sayabilir miyiz abi? Yazıklarını merak ediyorum. Şimdi tüyler biraz karışık mı? Aynen. Yo dur sayalım bence ya. 2, 4, 6 tane mi lan? 2, 4, şimdi 2, 6 tane. Oğlum Yusuf. Az çıkarsa seni öldürürüm bana da. İyi maşallah büyüyor burada. Kızımız. Şimdi üst tama doğru geçelim. Bunlar da çütlü yerimiz. Oğlum hadi lan. Sıra sizde lan. Arkadaşlar dama geldim. Şunun altına giren kaçsa bak. Bir dakika. Şuraya atmadan şunu tutmam lazım. Burada bakacak bir şey var mı? Gel. Dur. Abo. Yapma lan. Gel. Yapma lan yapma. Gel. Abo çok güzel bir para dedim. Gel. Acıkmış. Yapma. Kafayı da söpleyeceğim vallahi fırsatını vermeyeceğim. Şunu altına girmiş ya. Gel. Tahtalamak güzel de bir kuş vallahi. Gel. Ooo şimdi kuşlar kalkar suda kalkar. Ben şunu tutayım da arkadaşlar devam edelim ya. Vallahi sonunda yakaladık arkadaşlar. Ya şöyle bir şey, kamera elimde, diğer elimle de hakim olamıyorum. Sonunda indirdik, yakaladık. Şeyin altındaydı ya. Vallahi güzel bir karar verilmiş ama. Dur şunu bir alalım. Şunu bir çıkartalım. Şunu bir alalım. Oo, bayağı bir atık çünkü. Şimdi sarı üstü de hemen. Aa bilemez. Gel buraya. Bir dakika kuşu göstereceğim.
şekilde güzel bir kaçak yakaladık sonunda. Bir şekilde güzel bir kaçak da arkadaşlar. Ayağına ne yazıyor lan bunun? Urfa kuşumuş arkadaşlar. Güzel bir kaçak şu şekilde göstereyim. İyi, bir tane kaçak yakalamış olduk. Çoktandır yakalamıyorduk vallahi. Yalan olmaz. Burada. Şimdi bunu ne yapalım? Buna sindirelim de. Güzel de bir kuşmuş. Uçuralım bunu. Urfa kuşu arkadaşlar. Uçuralım mı? Yorumlarınızı bekliyorum. Şunun altına gelmiş. Yağmur yağıyordu ya gece. Bunun altına gelmiş saklanmış. Hani gece gelip baksaydım burada görürmüşüm bunu. Neyse kısmette. Kısmette bu varmış. Şimdi elvanlar da bu sıra zaten çıktı da. Karanfilyon kanadını artık açalım mı? Bence açalım ya, sağa sola oynasın. Çünkü yuvaya falan gidip çıkmaya alıştı. Şöyle kendini kötü hissetmesin. Zaten bu da alıştıktan sonra bu üçünü açısını yapacağım. Ondan sonra da Allah'ın izniyle bir şey olmaz. Bizimkiler de bayağı bir yüksekte uçuyorlar şimdi zaten. Şimdi kaçak kuşumuzu şu yuvaya koyduk. Bir size daha net gösterelim. İkincisi kuşumuz nereye gitti lan? Aa burada. Bir de kırmızı kişbir de burada. Hemen onu da gösterelim size. Ya Allah hepsine. Bu yuvamız bayağı bir kirlendi arkadaşlar. Bu aralar temizleyemedik. Dedim ki hem mızgır alalım hem de şey yapalım. O zaman güzel bir temizlik yaparız. Yani bu aralar temizleyemedik, yalan olmasın. Onun dışında kırmızı kişbirimiz burada. Bak şunun aynısı değil mi? Ne zaman biski? Bak biski burada. Biski biraz daha yapılı ama iri. Bu ufak sarı kişbirle benim görüşüm birbirlerine tam olmayacaklar. Tamam mı? Böyle çok iri atmayacak. Tam böyle var ya, karışmaya var ya. Sıkıntısız bunlarla gidecek bir şekilde. Bu da İzmir kuşu arkadaşlar. Yani bunlar kırmızı kişbiri yavruya atacağız. Yani bundan sarı kişbiri yavruya atacağız. Hakkımızı ayrı sözüm. Bunu da Tukalay'dan getirdik. Ne zaman yavru atacağız? O kadın sert yavruyu biraz önce gösterdik ya. O yavru büyüdüğünde, tamam mı? Ondan sonra zaten dişi tekrardan çift olduğunda ayıracağız. Bununla yavru atacağız biz. Bak burada, burada kanatları biraz daha kalınsa var ya, çok güzel olurdu. Bunu hatırlarsanız bunların babası da bizim Batuhan'da. Bunun aynısı, bundan hatta biraz daha koyu, bu da onun gibi. Sadece bu, bunlara göre biraz daha kısa yani. Yani zaten bizim için de biraz daha böyle tam orta ayar olur. Şu çakmaklarımız gibi karışmada savaşsın bize yeter yani. Bu da yakaladığımız kuş şimdi. Bu şu an zaten bahsettiniz biraz önce. Güzel bir kuş. Uçuralım bunu da. Şimdi duralım. Bunun için bize bugün kaç kişi arayacak? Kaç kişinin kuşu çıkacak? Genelde var, o yüzden bazen kaçak kuşları göstermek istemiyorum. 50 kişi beni arıyor resmen. Şu, o kuş benim, bu kuş benim, bu kuş benim. Ama kimsenin kuşunu vermiyorum. Kafamı konuda rahatlatıyorum. Ya vermiyorum artık kimsenin kuşunu. Şöyle birkaç kişi haricinde. İnşallah birkaç kişi içinde de kimsenin kuşu değildir yani. Şu dişimiz kaldı. Bu dişimiz kaçıp gelen dişilerden biri bu. Onun dışında hangisinden bir tane çakmaklı var? Bir de bu çakmaklı var. Burada 3 tane dişimiz boşta kaldı. Şu kara palımız boşta kaldı. Bak buradaki bu kara palımız boşta kaldı. Şu çakmaklımız kaldı. Şu alacağımız kaldı. Bakalım öyle duruma göre bakacağız artık. Ama bunlar artık bu sezon olmaz çünkü yerimiz kalmadı. Bu burada kalsın arkadaşlar. Bunu alıştırıp bunu katacağız.
şimdilik burada kalsın da. Şu an yerimiz yok çünkü. Şimdi video yüklene kadar burada kalsın, sonra kaçakların yanına indiririz. O bizim Junior'lar da gelmiş. Şu çarçılı var ya. Geçen gün bak şurada ötüyor. Hele şunun haline bak ya. Geçen aşağıdaki odanın içine girmiş. O kırmızı kişiyle beraber biraz önceki gösterdim. Dedim ki şuna bir tane dişi ayarlayayım dedim. Bak ötene var ya, bayağı da bir kızmış. Dedim ki diğer iki çarçılığa göre biraz yaşı da var onun. Dedim ki ona bir dişi ayarlayıp onu yavruya vurayım. Gitmiş neyin içine girmiş, kendine hale koymuş ya. Buna bir çarçılı dişi ayarlayacağım arkadaşlar. Aşağıda bir tane yerimiz boş ya. Şu tane çarpmaklara attığım yer boş kaldı ya, kafes sistemi. Kafese koyacağım, kapısını da o tel örgü sisteminin onun önüne koyacağım. Onlar çift olana kadar içinde kalsınlar. Bunu yavrulatacağız. Bak burada. Bayağı bir kirlenmiş ya. Dedim ben mi yıkayım, ne yapayım ya, hava da soğuk aksine. Kuşlarımızın hepsi kızmışlar ama. Bak hepsi bayağı bir ötüyor, kızmışlar. Sarı karanfilli. Çakmaklı dünden beri gitmedi. Ben şaşırdı ama biraz aç bıraktım ya. O yüzden gitmedi. Bunlar da burada. Mülamansımız da burada. Mülamansımız da kalması iyi. Sarı karanfilliğin de şimdi bandını açalım. Onu da bir bırakalım. O da bu süreçte öğrensin yani. Kalksın insin. Şimdi karanfilin de kanadını açtık. Yavrunun ismini aldı trafiğe tuhaf. Sarı karanfil değil mi? Ne diyorlar buna? Şunu kaldıralım. Şu sağa sola kaldıralım. Sekiye falan kalkmayı öğrenirse bir şey olmaz. Yerde kuşlar ya. Böyle böyle alışacak. Yapacak bir şey yok. Çakmaklı öyle demeden tekrardan gitti arkadaşlar. Biraz önce gene vurdu, şu tarafa doğru gitti. Şunlardan biraz daha çoğaltıp, şu karanfillerden biraz daha çoğaltıp, şu İstanbul kırkuyruklardan da biraz daha çoğaltıp, ondan sonra daha güzel olur. Kalktım. Duvara falan kalkmayı öğrenirse biraz daha rahatla. Buradan duvara kalk. Bunun biraz daha zamanı var, sıkıştırmayalım yani, neyse. Kendi isteğiyle kalksın. Hava biraz kapalı ya, kuşlar çekik duruyor biraz. Kafasını çekmişler. Neredeler? Oo, bayağı bir yükselmişler. Baştan aramızda kaybolmasaydı güzel miydi? Ama ona çok önem göstermişim. Bir yıl kalkını çektim. Bir ay uçmadan kayboldu lan. Genel olarak nesillerinde biraz şey varmış arkadaşlar. Önceden de biraz biliyordum da. Çok böyle sağlamlıkları yok yani. Biraz gevşek kuşlanmış yani. Ama illaki sağlam yerde kuşları olan kişiler var yani. Sağlamları var da. Bilmiyorum. Ben hep böyle biraz gevşeğine denk geldim herhalde. Beyaz Avşar neyin var lan? Üşüdün mü, ne yaptın? Şunun da kuyruğunda bir tane siyah var, şunu da çekelim. Bu biraz da uçmaya alışsın. Şuna güzel bir cezaevi takalım da güzel dursun. Diğerlerine de bayağı bir yükselmişler. Yasin'e tekrardan devam ederiz. Kuşlarımızın hepsi geldi. Bir çakmaklı yavrumuz tekrardan gitti şu tarafa doğru. Birazdan gelirse bunların hepsini tekrardan yemleyeceğiz. Tekrardan kapatacağız.
Arkadaşlar şunu da belirteyim. Çoğu arkadaşımız yorum yapıyor herkesten. Sağ olsun. Allah razı olsun. Şunu yavrulat, bunu yavrulat. Yavrulatacağımız o kadar çok kuş var ki. Şunu yavrulatsak kıymetli yavrulatmamız lazım. Beyaz yapışkanı yavrulatmamız lazım. Onun yanındaki arıyı yavrulatmamız lazım. Çarşıları yavrulatmamız lazım. Bu sarı çarşıyı yavrulatmamız lazım. Yani sonu gelmiyor. Bu şafrayı yavrulatmam lazım. Hepsi güzel. Tane tane düzüyoruz. Zaten hepsi kaliteli olduğu için hepsini yavrulatmamız lazım. O zaman bunları dişi ayarlamak mesela, yeri ayarlamak mesela, çiftliğe kuş yavrulatmak kolay değil. O yüzden sadece o anki durum neyi gösteriyorsa onu yavrulatmak zorundayız. Yoksa yavrulatmak istediğim benim de çok kuş var ama şu an imkanlar neyi gösteriyorsa onu yapmak zorundayız. Her kuşu yavrulatamazdık zaten. Sonu gelmez bunun. Lan beyaz yapışkan sen üşümüşsün, sende bir kırgınlık var lan. Aynen, buna bir kırgınlık var da Allah seni açmadı. Dur şimdi verelim buna, bu üşümüş ya. Dediğim gibi şuna bir de şey ayarlarsak şunu yavrulatacağız. Onun dışında da şu an yavrulatmak istediğim başka bir şey yoktur. Çoğuna da kıymıyorum zaten yavrulatmayı. Bunlardan da yani bu 3 tane olduğu için biraz daha çoğalsın diye, çok nazarında olan kuşlar olduğu için biraz daha çoğalsın diye yavrulatacağız. Dişi tabii ayarlayabilirsek. Bu videomuzun da burada sonuna geldik arkadaşlar. Umarım videomuzu izlerken keyif almışsınızdır. Eksiklerimizi aslında ta yazdan tamamlamamız lazımdı. Dedik bugün yarın sezon bitti artık. Ama şöyle bir şey, altoda serin olduğu sürece biz yavrulatmaya devam edeceğiz. Damı yapana kadar yavrulatacağız. İnanılmaz yavru kalktı. Tekrardan Allah pis kalktı vallahi. Gel. Yavrumuz burada. Gel. Ha, yavru burada, gözden kaybetmeyelim de. Kuş nasıl çatırladı lan? Nereye gitti yavru? Arkamızda. Gel. Oo, Allah'tan karanfile sekere vermiş. Daha geldi. Minamas yavru. Minamas yavru burada bak, arkada uçuyor. Gel. Yavru şu an kuşun içinde. Yavru insin, ila kapatacağım arkadaşlar. Lan yavru gel, yorulursun lan sen. Gel. Heh, şuna inmeye başlarsa iner. Evet, yavşanlar da vardır ha. Rahatsızlık var, ona ilaç verelim biz. Üşümüş mü, ne yapmış lan? Gel. Yavru daha kuşta bakmaz, uçuyor. Yavru gelecek. Gördü damla. Dur gelsin. Hem rahatsız hem takla atıyor. Yavru da gelsin. Frenleyemedi. Yavru tek başına orada kaldı. Gel. Nereye gitti? Üstte mi kaldı? Aha. Şuraya kaldı. Daha fren ayarı yok ya. Daha freni tamamlamamış. Gel. Yiyelim. Bu videomuzun da burada sonuna geldik. Hadi hoşça kalın. Kendinize çok çok iyi bakın. Abone olmanızı sizden rica ediyorum. Hadi hoşça kalın.